İçeriye dönük verdiği evet. mesajlarda sabır konusunu ön plana çıkarıyor. Şimdi Skype bağlantımıza gidelim isterseniz. Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz bizleri bekliyor. Filiz Hanım günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Berfin Hanım ve Hakan Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi atamalar gündemimizde. Filiz Hanım ilk sorum da bununla alakalı olacak size. Gaye Erkan Merkez Bankası koltuğuna oturdu ama BDDK koltuğuna da Şahap Kavcıoğlu oturdu. Bu atamalar ışığında tam bir U dönüşü olur mu olmaz mı? Merak konusu. Soruyu size yönelteyim. Tam bir U dönüşü bekler misiniz? Evet, şimdi Berfin Hanım geçtiğimiz Cuma günü hem Gaye Hanım'ı hem de Sayın Kavcıoğlu'nun BDDK Başkanı olduğunu gördük. Şimdi şöyle söyleyeyim, genel olarak hani piyasanın reaksiyonuna baktığımızda piyasada dengeleyici bir reaksiyon oldu demek çok yanlış olmaz. İlki şu, genel olarak atamalara bakalım. Evet, Sayın Gaye Erkan beklenen bir isimdi. Dolayısıyla bu piyasada olumlu karşılandı, olumlu fiyatlanmasını beklerdik. Fakat Sayın Kavcıoğlu piyasa açısından oldukça sürpriz oldu demek hiç yanlış olmaz. Ve genel itibariyle piyasanın çok hoşuna giden bir atama da olmadı. Neden? Çünkü Sayın Mehmet Şimşek rasyonel bir zemine dönmekten genel olarak bir mesaj verdiği için biz Sayın Kavcıoğlu'nu daha heterodoks yaklaşım, daha piyasanın istemediği ekonomi politikalarının bir simgesi olarak hatırlıyoruz. Dolayısıyla piyasada Sayın Kavcıoğlu'nun bu anlamda BDDK başkanlığına atanması olumlu karşılanmadı. Aslında şu fiyatlanmaya da başladı ki bu hafta bence çok daha net bir şekilde ön plana çıkacak. Acaba ekonomide bir çift başlılık mı göreceğiz? Niye böyle söylüyorum? Şu nedenle şimdi hatırlayalım. Geçtiğimiz pazar Sayın Mehmet Şimşek devir teslim töreninde oldukça ortodoks ve güçlü mesajlar verdi. Fakat sonrasında Sayın Cevdet Yılmaz ve bir gün sonra kabine çıkışında Sayın Erdoğan'ın büyüme retorinin yeniden ön plana çıkardığını gördük. Piyasa şunu ufaktan ufaktan fiyatlamaya başlamıştı. Sayın Cevdet Yılmaz bu yeni ortodoksiye geçişte büyümeyi ön planda tutma adına belirli noktalarda eski retorikleri gündemde tutma adına bir frenleyici dengeleyici unsur olacak mı? Fiyatlaması ve şüpheleri vardı. Şimdi bunun üzerine Sayın Kavcıoğlu'nun da BDDK'ya atanmış olması ki bu anlamda BDDK çok önemli bir kurum. Neden? Çünkü biz bir önceki heterodoks yaklaşımda ağırlıklı olarak ekonomiyi nasıl yönetiyorduk? Makro ihtiyadi adımlarla. Peki bu makro ihtiyadi adımları kim uyguluyor? BDDK uyguluyor. Haliyle piyasa bu anlattığım gelişmelerle ekonomide o istediğimiz güçlü ortodoksiye geçiş olmayabilir mi fiyatlamaya başladı. Şimdi işin bir tarafı bu. Şimdi diğer tarafı Sayın Gaye Erkan'la ilgili de bir takım tartışmalar var. Onlardan biri şu. Sayın Gaye Hanım'ın akademik başarısı oldukça güçlü, CV'si oldukça güçlü. Piyasada şöyle bir sorgulama var. Sayın Gaye Hanım'ın özellikle akademik anlamda yoğunlaştığı alana baktığımızda özellikle bankaların bilançolarındaki risk teşkil etme ve bunu anlamaya yönelik finansal modellemelerden geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla finans mühendisi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu noktada da piyasada şöyle bir tartışma da var. Acaba Merkez Bankası Başkanı'na ülke içinden ve aynı zamanda Merkez Bankası içinde yetişmiş ve iktisat akımına daha yakın biri olsa çok daha iyi mi olurdu şeklinde de bir takım sorgulamalar var. Ama genel olarak şunu söyleyeyim, hani Gaye Hanım'la ilgili bu sorgulamalar olsa da genel olarak piyasa fiyatlamasının olumlu olduğunu söylemek yanlış olmaz. Haliyle yani ilk etapta Cuma günkü atamanın piyasayı bir miktar hayal kırıklığına uğrattığını söylemek çok yanlış olmaz. Bunu zaten borsa fiyatlamasından da anlıyoruz. Yani biz borsada eğer sadece Gaye Hanım açıklanmış olsaydı 5700 üstüne çıkan hareketi çok rahat görürdük. Piyasa şimdi bekle gör modunda. Diğer Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları, bunun gibi SPK, TÜİK gibi bu ralara hangi isimler gelecek bunlara bakacak. Elbette icraatlara bakacak. Piyasa diyor ki tamam yani ben artık isimler üzerinden gitmeyeceğim. Biraz daha bekle gör yapacağım. İcraatlara bakacak. Haliyle elbette 22 Haziran ilk önemli sınav olacak. Bu arada tabii biraz önce Hakan Bey de değindi. Merkez Bankası sadece başkanın ibaret değil. Piyasa PPK kurul üyelerini şu an güçlü bir şekilde merak ediyor. Orada bir değişim olacak mı? Yeniden heterodoksiyi temsil eden isimler olacak mı? Yani şunu görürsek eğer para politikası kurulunda bir değişim olmazsa bu piyasa tarafından yeniden olumsuz fiyatlanacaktır. Çünkü eski yaklaşımla özdeşleşiyor. Haliyle aslında hani sadece biz Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan ismini zaman kazanıyoruz. Dolayısıyla bu zaman kazanmada piyasaya olumlu mesajlar veriyoruz ama geçmişi çok da terk edemeyeceğiz şeklinde olumsuz bir fiyatlamaya da sebep olabilir. Tabii bu çok güçlü değil. Hani bu lütfen yanlış anlaşılmasın ama piyasada bu ne diyelim hafızalarda duran, bir tarafta duran önemli gelişmelerden biri. Gözler bu hafta Perşembe Mehmet Şimşek'in banka müdürleriyle yapacağı görüşmede olacak. Yine Gaye Hanım'dan piyasa 22 Haziran öncesi sözlü yönlendirmeler de bekliyor. Dolayısıyla onun oradan gelecek sözlü yönlendirmeleri de takip ediyor olacağız.
Elbette 22 Haziran tabiri caizse dananın koptuğu yer, kuyruğun koptuğu yer olacak Berfin Hanım. Filiz Hocam, ben yeri gelmişken 22 Haziran ilk önemli sınav olacak dediniz ama şu da merak ediliyor. 22 Haziran'dan önce bir eylem bekler misiniz? Onu bir merak ediyorum faiz anlamında. Ya da bir önceki yayınımızda siz mesela 22 Haziran'da güçlü bir faiz artışı beklediğinizi söylemiştiniz. Güçlü bir faiz artışı olursa kurda aşağı yönlü bir hareket görür müyüz? Evet Berfin Hanım, bence olağanüstü bir toplantının eğer gündeme gelecekse bunun sebebi kurdaki hareketler olacağı kanaatindeyim. Olur da kurda geçtiğimiz hafta çarşamba günü %7'lere varan bir yükseliş görürsek bu overshoot anlamına, yani ani bir yükseliş anlamına gelebilir. Piyasa bunu kaldıramayabilir. Bunu teknik olarak söylemiyorum ama bunun psikolojisini kaldıramayabilir ve bu güçlü bir döviz talebi yaratabilir. Dolayısıyla eğer böyle bir süreç görürsek bu durumda, yani o 22 Haziran'daki toplantının öne çekilme ihtimali güçlü olabilir. Fakat yeni ekonomi yönetimi panik butonuna basmak da istemeyecektir. Haliyle piyasadaki beklenti şu: evet biz kurda bir artış görüyoruz ama onunla ilgili de spekülasyonlar var. Yani yeni ekonomi yönetimi bile isteye, aslında geçtiğimiz hafta 1-2 günlük sürede kurdaki o tabiri caizse enerji birikimini bilerek daha açığa çıkardı. Çünkü yabancıyı çekebilmeniz için kurda belirli seviyelere hızlı bir şekilde geliyor olmanız lazım. Dolayısıyla yabancı için önemli olacak. Haliyle yani bu da oldukça rasyonel görünüyor. Benim de şimdilik kanaatim açıkçası biraz bu yönde. Bilerek kurda bir kontrollü salınım var. Kontrollü salınımın bilerek bir miktar daha geçtiğimiz hafta güçlü ortaya çıkarıldığı ve biz bu yükselişleri gördüğümüz yönünde. Haliyle şimdilik çok güçlü bir atak beklemediğimi söyleyebilirim ama olur da güçlü bir atak görürsek öne çekilebilir. Şimdi 22 Haziran en çok tartışılan konu, iki senaryo var. Kademeli bir yükseliş veya önden yüklemeli bir yükseliş. Dolayısıyla yani minimum düzeylerde 25 ile 35 arasında önden yüklemeli gelmesi gerektiğini veya geleceğini düşünen bir kesim var. Bir diğer kesimde yani heterodoks yaklaşımın izleri bir miktar daha bu anlattığım sebeplerle ekonomide görüldüğü için buna çok izin verilmeyeceği kanaatinde kademeli bir yükselişle yola devam edileceğini düşünenler de var. Haliyle ben yeniden kendi görüşümü söyleyeyim. Yani eğer gerçek anlamda biz piyasaya, ortodoksiye geçeceğimize dair net bir sinyal vermek istiyorsak, hem bu işin bir miktar ne diyelim piyasa etkisi hem sinyal etkisini birlikte düşündüğümüzde önden yüklemeli faiz artışı ilk toplantıda çok daha etkili olabileceği kanaatindeyim açıkçası. Haliyle piyasada geçtiğimiz sizinle program yaptıktan sonra tahminlerde çok daha farklılıklar oluşmaya başladı. Şu noktaya kadar geldik. Mevduat faizlerine kadar bile yükseltilebilir diyenler de var. Bunu zannetmiyorum. Enflasyonun altında %5, %10 altında maksimum düzeyde bir şimdilik politika faizinin bizi beklediği kanaatindeyim. Şunu da hemen söyleyeyim. Piyasa şunu bir miktar es geçiyor. Faiz karar metni de çok önemli olacak. Çünkü yani son 2 yılda biz Merkez Bankası'nın faiz karar metnini hiç değiştirmediğini biliyoruz. Büyüme odaklı gidiyor ve liralaşma stratejisi ön planda olan bir faiz karar metni var. Haliyle bu yeniden önümüze sunulursa bu da bir hayal kırıklığı olur. Haliyle büyümenin ikinci planı atıldı. Liralaşma stratejisinin ikinci planı atıldı. Fiyat istikrarının öne konululdu ve daha gerçekçi tahminlerin olduğu bir faiz karar metni de önemli olacak bence piyasalar açısından. Peki. Vallahi Türk lirası mevduat faizi de %50'lere doğru dayanıyor hocam. Yani tabii evet. Ki her işlem oralardan gerçekleşmiyordur ama mesela en son sektör, yani bankacılık kaynaklarına göre 47 civarı görülmüş vaziyette. Yani buralardan da işlem olmuş vaziyette. Yani dediğiniz gibi birdenbire mevduat faizlerinin düzeyine çıkarmak da çok kolay olmayacak. Sanki yabancıların beklentisi, bizim Serhat Gürleyen de yazmış, böyle 30-35 bandında bir yer gibi görünüyor ama buraya işte kademeli mi dediğiniz gibi, yoksa hemen baştan bu noktaya gelerek böyle çok güçlü bir mesaj verilmesi mi söz konusu olacak? O tarafı herhalde bu hafta en çok zihinlerimizi meşgul edecek sorulardan biri olacak gibi görünüyor. Evet Hakan Bey, çok haklısınız. Katılıyorum. Yani piyasada 25 ile 35 bandında bir durum var. Hatta piyasa şimdi şunu da tartışıyor. Sadece faizin nerede dengeleneceği değil, kurun da nerede dengelenmesi gerektiği meselesi de var. Burada genel beklenti şu: kurda 25 TL dengelenme noktası açısından hakim beklenti. Faiz tarafına baktığımızda 25-35 arası ama orta nokta %30'lar civarı piyasa açısından. Yani kurda 25, faizde 30 dengelenme şimdilik genel olarak makroekonomik dengeyi sağlamadığına yeterli gibi görünüyor. Tabii şunu da unutmamak lazım. Biz fazlaca faiz politikasına odaklanıyoruz ama yani Merkez Bankası ve para politikası genel olarak sadece faizden de elbette ibaret değil. Mesela şunu ne yapacağız?
bankalara yönelik veya işte finansal piyasalara yönelik regülasyonlar ortadan kaldırılacak mı? Peyderpey ona ilişkin neler söylenecek? Bunun yanında para politikasına ilişkin genel bakışın ne olacak? Elbette özellikle yabancı bunlara da bakacaktır. Ama dediğim gibi yani gösterge olması açısından ve piyasa fiyatlamalarını belirlemesi açısından faiz politikası önemli olacak ama atamalardan tutun da genel olarak işte faiz karar metnine kadar genel olarak birçok şeyin ben piyasa fiyatlaması açısından önemli olacağı kanaatindeyim bu süreçte. Peki, çok teşekkür ediyoruz kıymetli ağzınıza aklınıza sağlık için. Hocam. Çok sağ olun hocam. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür.